Evet, değerli basın mensupları, bugün bilindiği gibi Mayıs ayının ikinci toplantısını Sayın Anastasiadis ile birlikte gerçekleştirdik. Haziran ve Temmuz aylarında da ikişer toplantı tarihlerini saptadık. Bugünkü toplantımızda yapıcı bir ruhla yeni adımlar attık. Öncelikle geçtiğimiz toplantıdan bu toplantıya kadar geçen sürede 5 kez toplanan müzakerecilerin yaptığı çalışmaların hangi aşamada olduğunun bir durum tespitini yaptık. Çeşitli alanlarda ilerlemeler olduğunu söylemek mümkün ve bu çalışmalarını sürdürmelerini tabii ki istedik müzakerecilerden. Gelecek toplantıya kadar bu süreci devam ettirecekler. Gelecek toplantıda da ortaya çıkacak olan durumu yeniden bizlerle paylaşacaklar. Bunun yanında bugün her iki tarafın da kanayan bir yarası konumunda bulunan kayıp şahıslarla ilgili ortak bir çağrı yaptık. Bugüne kadar yapılamamış olan bir çağrıdır bu. İki lider ilk defa ortak bir çağrıyla kimin bilgisi varsa bu bilgiyi kendilerine saklamamalarını ve Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşmalarını, kimliklerinin deşifre edilmeyeceğini söyleyerek güçlü bir çağrıda bulunduk. Bunun bir insanlık borcu olduğunun altını çizmek isterim ben yeniden. Çünkü zaman geçtikçe bu konuda kayıpları bulma şansı giderek azalmaktadır. O nedenle kimde ne bilgi varsa bu konuda bunları paylaşmaları ve erken paylaşmaları, daha fazla zaman kaybetmeden paylaşmalarının büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında bugün yeni kapıların açılmasıyla ilgili de bir karar ürettik. Her iki toplumdan geniş kesimlerin talebi olan Lefke, Aplıç ve Derinya kapılarının açılmasıyla ilgili girişimlerin başlatılmasını kararlaştırdık. Bunun dışında başka bazı kapılar da gündeme gelebilir. Ancak bunların daha fazla incelemeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bunların komitelerde ele alınmasını da ayrıca karara bağladık. Önemli bir diğer karar, elektrik şebekelerinin enterkonnekte olmasına ilişkin olan kararımızdır. Bu karar bir süredir üzerinde çalışılmakta olan bir konuydu. Her iki tarafın da elektrik sistemlerini rahatlatacak olan ve en başta tüketicilere katkı sağlayacak olan, insanlarımıza katkı sağlayacak olan yeni bir durum yaratılmaktadır. Bunu iki tarafın kuşkusuz ki otoriteleri, yani bizde Kıptek ve Güney'deki ilgili makam bir araya gelerek teknik konuları halledecekler ve bu sistemleri birbirine bağlamayı aşamalı bir şekilde gerçekleştireceklerdir. Bu üretim, iletim, dağıtım sistemlerinin stabilize olması ve şebeke kalitesinin artması açısından önem taşıyacak. Santrallar daha verimli, daha ekonomik çalışacak. Üretim maliyetlerinin düşmesi gündeme gelebilecektir bu çerçevede.
herhangi bir santralın devlet dışı kalması durumunda bile bu kesinti olarak yurttaşa yansımayacak. Çünkü sistemler birbirini besleyecek ve tabii ki bu konuda bir mahsuplaşma yaşanacak. Kim kime elektrik vermişse onun bir hesabı kitabı yapılacak. Tabii bunun dışında daha teknik birçok yararı var bu işin her iki tarafa da. Onların ayrıntısına girmiyorum. Bunun yanında yine cep telefonları olayı var. O konuda bir politik irade iki tarafta da var. Bunu bugün yeniden teyit ettik liderler olarak. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, cebimizdeki telefonla evimizle bağlantımızı kaybetmiyoruz. Afrika'nın en uçra köşesine gitsek evimizle konuşabiliyoruz. Ama Kıbrıs'ın öteki yarısına geçince bu irtibat kesiliyor. Bu tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Her iki tarafın da yararınadır bunu çözmek. Ancak bu konuda henüz bu işi hallettik deme noktasında değiliz. Bu irade var, bu istek var. Dolayısıyla bunun nasıl yapılabileceği konusunda komitelere görev verdik. Bu konuda gerekli hazırlıkları yapsınlar. Yani bize nasıl olmayacağını anlatmak için değil. Biz istiyoruz, iki lider de bunu istiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Hangi teknik yollarla bu işi çözebiliriz? Bunun çözümlerini bize üretsinler diye istiyoruz. Dolayısıyla bu konudaki kararımız da bu şekildedir. Ayrıca bir konu daha var. O da radyo frekanslarıyla ilgili. Bu frekanslar birbirine karışıyor ve temiz dinleyemiyoruz bazı radyo istasyonlarımızı. Sanıyorum aynı sıkıntıyı onlar da yaşamakta zaman zaman. Bu konuda da bir teknik çalışma her iki tarafın da yararına olacaktır diye düşündük. Dolayısıyla onu da karara bağladık. Bir diğer konu, her iki toplumun da yarısı kadınlardan oluşuyor. Ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusu benim bütün seçim sürecinde de dile getirdiğim önemli konulardan biriydi. Bu hem kadın erkek eşitliği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir konu ama sadece onunla sınırlı değil. Kadınların çözüm sürecindeki rolünün artması, gelecekte oluşturulmasını istediğimiz federal yapıda bu toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının olmasının sağlanması ve bir de bu süreçte kadınlarımızın da daha etkin rol almalarının yollarının açılması konusunda bir anlayış beraberliğimiz var. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir komitenin kurulmasını kararlaştırdık. Bu da oluşunca sizlerle paylaşılacaktır. Geçen defaki toplantıda karara bağladığımız kültür komitesi vardı. Onunla ilgili isimlendirmeyi yaptık ve onlar bize, biz onlara verdik isimleri. Bizim oluşturduğumuz komitedeki üyeler şunlardır. Yaşar Ersoy, Zehra Şonya, Kani Kanol, Ruzen Atakan, Ümit İnatçı, Musa Kayra, Emin Çizenel, Mehmet Kansu ve Yıltan Taşçı. Bu komite üyeleri Güney Kıbrıs'ta oluşturulan komite üyeleriyle de ilk fırsatta bir araya gelecekler ve kültür sanat boyutunun Kıbrıs'taki barış sürecine katabileceği ivmeyi ele alıp gereken çalışmaları yürütecekler. Evet, yani bundan sonraki çabalarımız da elbette devam edecektir. Şimdi
Sayın Ayde kayıp şahıslar konusuyla ilgili ortak açıklama İngilizce olarak okudu. Ben bunun Türkçesini sizinle paylaşmak istiyorum. Ortak açıklama metni şu şekildedir. Kayıplar konusu Kıbrıs tarihinin en acı sayfalarından birini oluşturmaktadır. Bu açık yaranın mümkün olan en kısa sürede kapanması, kayıp yakınlarının acılarını azaltmak açısından önemlidir. Zaman geçtikçe kayıpların bulunması imkanı daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle liderler olarak ortak çağrımız, kayıp kişilerin gömülü olduğu inanılan yerler hakkında bilgi sahibi olan herkesin bu bilgileri çekinmeden Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşmasıdır. Bizler bu konuda bilgi paylaşanlara tam gizlilik sağlanacağını garanti ediyoruz ve bu hususun bir insanlık görevi olduğu inancındayız. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. Yani çok spesifik detaya girmeye gerek olmadığı kanaatindeyim bu safhada ama tahmin edebileceğiniz başlıklardır bunlar. Daha önceden üzerinde başlayan ve ondan sonra daha sonraki aşamalarda iki tarafın da ayrı ayrı öneriler sunduğu, bizden önceki dönemde birçok başlık var. Dolayısıyla daha fazlasının yönetime ilişkin, federal yapıya ilişkin konular olduğunu söyleyebiliriz ama onunla sınırlı değildir. Diğer unsurlar da vardır. Ancak bunlar yeri ve zamanı geldikçe daha ayrıntılı söylenebilir. Şimdilik bu süreci devam ettirelim. Evet, her şey toz pembe değildir. Bunları da ben söylemek isterim. İyi bir hava yakalanmıştır, pozitif bir momentum yakalanmıştır ve ilerleme de sağlanmıştır ama önümüzde daha yürümemiz gereken çok yol vardır. Bunun da altını ben çizmeyi gerekli görüyorum. Çünkü şöyle diyelim, iyi bir başlangıç yaptık demiştim. İyi bir devamını da getirdik ikinci toplantıda. Bu kadarını da söylemek herhalde yanıltıcı olmaz. Ama daha devam edecek olan bir süreç var önümüzde. Devamının böylece olumlu gitmesi en büyük temennimiz ve sonunun iyi getirilmesi de en büyük temennimiz. Dolayısıyla İlerleme var. Dünkü noktada değiliz. Ancak yürünecek daha çok yol var.